Fenefakhna fihi min ruhina. Ona ruhumuzdan üfledik. Ve saddakat bi kelimati rabbiha. Rabbinin kelimelerini doğruladı. Ve kutubihi kitaplarını da. Hem Tevrat'ı hem oğlu İsa'ya inen, İsa Aleyhisselam'a inen İncil'i. Ve kanet minel qanitin. ibadet üzerine devamlı olanlardan oldu. İtaatkar, Mescid-i Aksa'da itikafkardı. İtikafa çekilmişti Mescid-i Aksa'da. Burada kanitin sıgası ibadet eden erkekler manası normalde veriliyor. İbadet eden erkeklerden oldu ifadesi yani Arabi tabirlere göre. Burada talip vardır diyor. Yani orada Mescid-i Aksa'da ibadet edenler tabii ki hepsi erkekti. Hazreti Meryem onların içerisinde ibadet ediyordu. Hem de onlardan da aşağı kalmıyordu bunu ifade etmek için böyle müzekker sigasıyla getirmiştir Rabbimiz. Ve minel kanitin demek yani min nesli kanitin. Allah'a ibadetkar olan kulların neslindendir Hazreti Meryem demek manası veriliyor o zaman. Çünkü Hazreti Meryem Hazreti Musa aleyhisselamın abisi Harun aleyhisselamın soyundandır. Peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayette gelmiş ki Kemule minar ricali kesirun. Erkeklerden Allah'ın has kulu olmaya nail olan o makama çıkanlar çoktur. 124 bin peygamber var. Her asırda 124 de evliya oluyor. Yani nice nice sayısız erkek evliya da peygamber vardır. Fakat kadınlardan sadece dört tanesi. Kadınlar bu konuda zayıf olduğunu da buradan görüyoruz. 4 tanesi seçilmiştir. 124 bin peygamber var. ...dört seçilmiş kadın var. Kimdir onlar? Asiye binti Müzahim... ...Meryem binti İmran... ...Hadice binti Hüveylid... ...Hazreti Hatice annemiz... ...ve Fatıma binti Muhammed... ...Sallallahu aleyhi ve sellem... ...Efendimizin kızı Hazreti Fatıma... ...dört seçilmiş kadın. Ve bunun peşinden buyuruyor ki Resul-i Ekrem... ...ve fallu Aişe tealen nise... ...ke falli seridi ala sair taam... ...Aişe'nin diğer kadınlara fazileti... Seri çorbasının Araplar katında çok kıymetli olan arabaşı çorbası olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Diğer yemeklere ne kadar üstünse ki onu çok tercih ettikleri Hazreti Ayşe'de diğer kadınlar arasında böyle üstündür yani. Hazreti Ayşe'yi de böyle anlatması Hazreti Ayşe'nin yani kendi güzel olmasıyla birlikte ahlakının da güzel olduğunu konuşmasının lehçesindeki fasahatin anlayışının, algısının, aklının, kocasıyla ilgilenişinin çok güzel olduğunu ifade etmek için Resul-i Ekrem böyle buyurmuştur. Kimsenin diğer hanımlar arasında mümtaz oldu Hazreti Ayşe'nin şuradan anlayalım ki diyor İsmail Hakkı Bursi Hazretleri onun anladığını diğerleri anlayamıyordu yani. Onun idraki çok daha ilerideydi Hazreti Ayşe annemizin yani. Ve en çok hadisi erkeklerden dahi daha çok hadis-i şerif rivayet etmiştir. Şurası çok önemli. Bugün bu hadis-i şerifi okuduk. Efendimiz Hazreti Ayşe hakkında şöyle buyurdular ki: "Huzu sulusey dinakum min Ayşete." Dininizin üçte ikisini Ayşe'den öğrenin. Yani Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Hazreti Ayşe ile evlenmesini çok sıkıntı yapan bir takım insanlar var. İslam'ı anlamayanlar içindeki hikmeti fark edemeyenler. Hz. Aysel ha. küçük yaşlarda Resul-i Ekrem'le evlenmiş olabilir ama onun asli vazifesi yani Resul-i Ekrem'e hanım olmaktan ziyade dini, İslami ev hayatını, muaşeret bilgilerini hepsini ümmete öğretmek. Allah onu bunun için seçmişti. Celle Celaluhu ve neticede aklıyla, fikriyle, zekasıyla harika bir şekilde bunu kavradı ve ümmete aktardı. Düşünün. Resul-i Ekrem ne buyuruyor? Dininizin üçte ikisini Hazreti Ayşe'den öğrenin. Geriye üçte bir kalıyor yani. Hazreti Ayşe'nin varlığı, Resul-i Ekrem'in hanımı olmasının ne büyük bir hikmet olduğunu buradan anlayalım yani. Tamamen Allah Subhanahu ve Teala dini İslam'ı bize öğretici olarak göndermiş Hazreti Ayşe'yi Resul-i Ekrem'e hanım olarak. Efendimiz'den muaşereti, ev hayatını vesaire rivayet ettiği herhangi bir sürü değişik konularda rivayet etti Hazreti Ayşe annemiz. Hepsinin bilgisini yani dinimizin üçte ikisinin bilgisini Hazreti Ayşe'den aldık. Resul-i Ekrem'in Hazreti Ayşe ile olan evliliğinin hikmetini buradan anlayalım yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten Allah'ın emriyle bu evliliği yaptı ve bu emir hak katından sırf dini İslam'ın ayrıntılarını rahat bir şekilde öğrenelim diye geldi. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala emrine itaat edenlerden eylesin bizleri. Verdiği emri kabul eden, teslim olan, itaat eden ve neticesinde hikmetine vakıf olanlardan eylesin bizleri. Nefsimize kapılmayalım. Allah'ın hükmünü beğenmezdik yapmayalım. Çünkü Allah'ın hükmünü beğenmez olursak eğer bilin ki arkamızdaki şeytandır. Bizi oraya iten de, o düşünceleri kalbimize üfleyen de şeytandır. Allah muhafaza buyursun. وَمِنَ اللّٰهِ تَوْفِيقُ بِحُرْمَةِ الْحَب۪يبِ بِحُرْمَةِ الْفَاتِحِ